Enerjiyle devam ediyoruz. Bugün hep işte böyle gördüğünüz gibi enerjilerden Doji yapmış bugün. Şöyle. Yani buna bir harami haçı demek mümkün. Hayır, yani şey değil. Ertesi günlerde düşüşlerin görülebildiği bir formasyon var burada. Öyle söyleyeyim. Şimdi düşen trendimiz şurada. Onu bir çizelim. Şöyle ya da ihmal edersek daha çok temas alırsak daha iyi. Öyle yapayım. Hadi şurayı ihmal edeyim. Çünkü burada çok fazla temas var. Düşen trendimiz burası. Dolayısıyla günlükte grafik günlük hatırlatayım. Günlükte kırılması gereken trendte güvenli alan için burası oluyor. O da yarın için bir şey özür dilerim 5.33 lira. Tabii her gün düşüyor. 3 kuruş 2 kuruş düşüyor. Yarın için 5.33'e denk geliyor. Siz de grafikte çekebilirsiniz kendiniz. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir günlüğü açın. Şuradan şöyle 4-5 temaslı bir çizgi var burada. Hat var. Onu çizin ve düşen trendi bulun. 200 günün altında 200 günün altında olması kötü. Üstelik 200 günde bir şöyle onu da bir göstereyim. 200 gün şurada. 5-20 civarında. Dolayısıyla burası da bir buna şey olmuş. Bir direnç olmuş. Yani bunu kıramamış. O kötü. 5-21'i kıramaması 200 günün. Yani bunun üstüne öncelikle bunun üstüne çıkıp 5-20'nin üstünde kalmasını aramak lazım. Yani en azından yatay bir alana kavuşabilmek için. Şu an yatay bir alan göstermiyor bu bize. Diğer enerjiler de var da öyle yatay alanlar. Çıkışın kaçını geri almış? Bir de ona bakalım. Evet, yükselişin 0.5'ini geri almış. Yani %50'sini geri almış. 4.54 4 lira 54 kuruş. Burası da bir destek. Zaten çalışmış 4 lira 54 kuruş destek olarak. Hani altına şey yapmayın yani biraz sarkmış burada 2 kuruş 3 kuruş. Bunun bir önemi yok. Şimdi direnç ilk aşması gereken dirençten bahsediyorum. Çünkü satışlar gelmiş 200 günde. 5.21 orayı bir geçmesi lazım. Hızla geçerse tabi yukarıda takip edeceğimiz 5.33. 5.33'ü kırdığı zaman şuradaki düşen trendi bir kere kırmış oluyor. Destek 4.54 beklenebilir. Stop derseniz yani burada çok kişisel olur stop onu söyleyeyim ama şuradaki mumun belki yani çok kısacı mısınız? Herkesin stopu kendine göre şimdi adam günlük yapıyor. Bambaşka onun stopu veya orta uzun vadeci ise bambaşka oluyor. 4.97-4.96 bir stop olarak burada görülebilir. Onun altına düştüğü zaman çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mum yapmış orada onun altında. Yani biraz daha güvenli olsun derseniz veya belki biraz daha aşağı alabilirsiniz. Dediğim gibi çok kişisel bir şey yani illa doğrusu var diyemem. Yani bu da şuradaki mumun, 2 gün önceki mumun Cuma kapanışının en alt fiyatına denk gelir. Burası bir stop olarak belirlenir. Onun altında uzun vadeciler için stop zaten 4 lira 54 kuruş. Stop için güzel bir yer. Uzun vade, orta ve uzun vadeciler için. Şimdi direnci desteği söyledik herhalde. Unuttuğum bir şey sanırım yok. Bir de göstergelere bakalım. Göstergeler zaten şeyde stok halinde onu söyleyeyim. Stokastik ivmesi fena değil. Al veriyor. Yani bugün Doji yapmasına rağmen fena bir ivme değil. Bozulmamış profili yükselişin. MACD de ala doğru kesmeye çalışıyor öyle söyleyeyim. Yani az kalmış. Çok bir şey yok. Çok bir mesafesi yok ama biraz bir yükseliş kaydederse yani muhtemelen trendi kırdığı zaman şöyle göstereyim. Bu diğer göstergelerde ala doğru hepsi keser yavaş yavaş ama buradaki yani anahtar ve önemli seviye 5.35 ve üstü kapanış olarak söylüyorum tabii bunu. Kapanış olarak buralarda kapatması. Burada kapattığı zaman herkesin içi daha rahat eder diye düşünüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.